Son konuşmacımız Erdem Erkul, Microsoft. Buyurun Erkul, Sayın Erkul. Ben de teşekkür ediyorum. Aslında E-Devlet'e genel anlamda baktığımızda bu kavram 90'lı yılların başında yeni kamu yönetimi anlayışıyla beraber bizim karşımıza çıkan bir kavram. Yeni kamu yönetimi anlayışında özel sektörde uygulanan tekniklerin kamuda daha iyi bir kamu yönetimi anlayışının, daha iyi bir devlet yönetimi anlayışının etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla özel sektör tekniklerinin kamuya nasıl uyarlanması gerektiği konusunda dünyada temel tartışmalar başlamıştı. Ve 2000'li yıllara geldiğinde karşımıza çıkan e-devlet uygulamalarında özel sektör tekniklerinin ve uygulamalarının kamu yönetimiyle beraber birlikte kullanıldığı ve uygulandığı zaman çıkan yaklaşımı görmekteyiz. Aslında e-devlet projelerinin amacı daha iyi bir kamu yönetimi ve devlet yapısının, daha verimli ve etkili bir kamu yönetiminin kullanılmasının nasıl olacağı olarak karşımıza çıkıyor. Burada aslında gene asıl odak devlet. Burada daha iyi bir devlet anlayışının elektronik ortamdaki uygulamalarla daha verimli, etkili olarak nasıl kullanacağını görüyoruz. E-Devlet'e baktığımız zaman 2000'li yılların başından bugüne geldiğimiz zaman gerek uluslararası gerek ülkemizde yapılan tartışmalar ve uygulamalarla E-Devlet'in saç ayaklarının daha fazla da arttığını görüyoruz. Burada önemli olan başlıklara baktığımız zaman şeffaflık karşımıza çıkıyor. İşbirliği, bunu biraz önce de tanımladığımız gibi kamu özel sektör ortaklığı ve vatandaşın da karar alma süreçlerine daha fazla nasıl katılabilir düşüncesinden hareketle söylüyorum. Ve sabahki oturumda Turan Menteş hocamızın söylediği gibi katılımcılık. Aslında genel anlamda e-devlet projeleri devletin vatandaşa karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmet ve görevlerin, vatandaşın da devlete karşı yerine getirmekle olduğu hizmet ve görevlerin elektronik ortamda yapılması. Fakat bunu katılımcılık anlayışıyla nasıl yapabiliriz? Aslında yeni açılımlarda bence bizim bunları konuşmamız gerekiyor. Artık kavramlar değişti. Yeni bir şeyler söylememiz gerekiyor. Geçmiş yıllardaki kavramların yerini yeni kavramlar alıyor. Kamu yönetimi değişiyor, işletme değişiyor, dünya değişiyor. Bizim de bu yeni kavramların içine doldurmamız gerekiyor aslında. Ben bu şekilde düşünüyorum. Tabii E-Devlet'te yeni açılımlarda özel sektör olarak sadece uygulamalarla değil, ülkelerin vizyonlarına, stratejik planlarına ve ulusal politikalarına da bence etki etmek gerekiyor. Burada da önemli olan devletin özel sektöre bir şekilde güvenmesi. Eski kamu yönetimi anlayışında kürek tutan devlet vardı. Yeni kamu yönetimi anlayışında 2000'li yılların başında gelen anlayışla dümen tutan devlet şeklinde karşımıza çıkıyor. Burada da hukuk çok önemli bence. Çünkü bir projede ya da bir uygulamada karşımıza çıkan bir sorunu gene hukukla halledeceğiz. Önemli olan gerek devletin vatandaşa e-devlet sürecinde, gerek devletin özel sektöre, özel sektörde devlete bir şekilde karşılıklı güvenmesiyle çok farklı e-devlet projelerinin önümüzdeki dönemlerde uygulanabileceğini düşünüyorum. Bu e-devlet projelerinde önemli olan yeni açılımlardan ne söyleyebiliriz? Sosyal medyayı söyleyebiliriz. Sabahki oturumda Sayın Genel Müdür Yardımcımız Cemal Bey afetle ilgili neler yapılabileceği konusunda küçük bir video gösterdi. Öğleden sonra da çağrılı konuşmacımız bizim uygulamalarımız açısından neler yapılabilir onu gösterecek. Neler yapılabilir? Örneğin Microsoft olarak biz ne yapıyoruz? Ondan çok kısa bahsedebilirim. Kamu kurumları için altyapımızla beraber blog sayfaları yapabiliyoruz. Bu da neyi karşımıza çıkartıyor? Katılımcılık. Bizim bunu ülke olarak diğer dünyadaki e-devlet uygulamaları oranla bir an önce hayata geçirmemiz gerekiyor. Çünkü benim kendi kişisel olarak hayalim bugün burada yapılan sunumların önümüzdeki dönemlerde Türkiye'de yapılacak e-devlet projeleriyle dünyanın başka ülkelerinde herhangi bir oturumda da Türkiye'ye örneği olarak sunulması. Bizim Microsoft Türkiye olarak da yurt dışında başarılı olan uygulamalarımızı Türkiye'ye bir şekilde uygulamak istiyoruz. Zaten kamu yönetimiyle gerek görüş alışverişi olarak gerek uygulamalarımız ile Türkiye'de bu konuda en verimli ve hızlı şekilde destek olmaya çalışıyoruz.
Özel olarak söylemem gerekirse sosyal medyanın kullanımı bence E-Devlet'teki yeni bir açılım. Çünkü bize direkt katılımcılığı sağlayacak bir açılım. Örneğin Amerika'da bunun örneğini görüyoruz. Geçen aylarda Beyaz Saray kamuda çalışanlara fikrini paylaş ismiyle bir proje başlattı. Yeni çıkan yasalarla ilgili, yeni çıkabilecek kanunlarla ilgili bir web sayfasıyla, kendi web sayfalarıyla tüm kamu çalışanlarına fikirlerini soruyorlar. Daha sonra seçici bir kurul bu fikirleri kamu çalışanları da blog sayfasından yazıyor bu fikirlerini. Daha sonra seçici kurul fikirlerden başarılı olanlara direkt Obama'nın takdimiyle hediye ve başarılı projesini hayata geçirme şansını veriyor. Aslında bu da E-Devlet'in önümüzdeki dönemlerde nereye gideceğinin bize göstergesi. Bunu bizim yapmamamız için hiçbir sebep yok. Niye hiçbir sebep yok? Genç bir nüfusuz. İnterneti çok etkili ve verimli kullanıyoruz. Belki 20 yıl önce herhangi bir bilgiyi almak için, herhangi bir kitaptaki bir makaleyi bile almak için yurt dışında kütüphanelere gidiyorduk. Ama artık o bilgi bizim ayağımıza geliyor. Evimize kadar internet aracılığıyla girebiliyor. Genç nüfus bunu çok iyi kullanıyor. Türkiye'de çok iyi bir internet kullanıcısı var. Kamu yöneticilerimiz, kamu çalışanlarımız interneti etkili ve verimli kullanıyorlar. Bu potansiyeli bir şekilde bizim uygulamalarımıza ve gelecek vizyonumuza yansıtmamız gerekiyor. Bunun olmaması için de hiçbir neden yok. Biz de özel sektör olarak en azından Microsoft Türkiye olarak bu vizyonda birlikte çalışabilirlik konusunda, kamu özel sektör ortaklığı konusunda geçmişteki gibi gelecekte de ne yapmamız gerekiyorsa ve neler yapabileceksek bu konuda birlikte hareket etmeyi arzuluyoruz. Ben de konuşmamı tamamlarken yeni açılım konusunda sosyal medyanın E-Devlet projelerinde gerek Türkiye'nin E-Devlet portalında ve kamu kurumlarının kendi yapmış oldukları E-Devlet projelerinde etkin bir şekilde kullanılmasını arzuluyorum ve öneriyorum. Tamamen bizim hayal gücümüzle sınırlı bir şey aslında. Hayal edeceğiz. Farklı E-Devlet projeleri, dünyada olmayan farklı sosyal medya E-Devlet projelerindeki sosyal medyayı ülkemize farklı bir şekilde katabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Erkulo'da teşekkür ederim.